Arkadaşlar bu videonun bir sponsoru var demeyeceğim. Yok çünkü. Bu videonun sponsoru biziz. Şirketimiz olan ana sponsoru. Kendi videoma sponsor yaptım. Şu anda karar verdim buna. Bu videonun sponsoru ana sponsoru da. Vermiş olduğu imkanlar için çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanala abone olup videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Videoyu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Fikir görüşleriniz ve eleştirileriniz için yorumlara sizleri davet ediyorum. Lütfen yorumlarda kendinizi belli edin. Oradan etkileşimde olalım, tanışalım istiyoruz. Şimdi videoya geçiyoruz arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ozan Yolcu, 508 kanalına hoş geldiniz. Bayağıdır sizinle video içerik paylaşamıyorum. Öncelikle geçmiş bayramınızı kutluyorum. Herkesin bayramı mübarek olsun. Umarım sevdiklerinize güzel bir bayram geçirmişsinizdir. Arkadaşlar son dönemde hani video içeriğinden ziyade shorts paylaştım. İşimle alakalı bazı fırsatlar sundum. Bu konuda da bayağı ilgilenen arkadaşlar oldu. Bana özelden yazan arkadaşlar oldu. Bazıları çalışma fırsatına eriştik. Bazıları çalışıyoruz. Güzel de gidiyor. Bu konuda dediğim gibi hani bizimle iletişime geçmek isteyen kim varsa gönül rahatlığıyla geçebilir ve keyifle yardımcı olacağımızı bilmenizi isteriz. Şimdi arkadaşlar bizim tatilimiz nasıl geçti, bayramımız nasıl geçti ondan biraz bahsetmek istiyorum. Öncelikle Ankara'ya gittik. Aile ziyareti yaptık. Benim ailem biliyorsunuz Ankara'da, onların bayram ziyaretini gerçekleştirdik. Bayramın ilk günü yola çıktık ve sakin bir yolculukla Ankara'ya gittik. Mokamızı orada köpek oteline bıraktık. Ve ailemizin yanında 3 gün boyunca çok güzel bir bayram süreci geçirdik. Moka'da orada köpek otelinde yeni arkadaşlar edindi. Yine köpeklerle tanıştı. İlk defa yalnız kalmadı köpek oteli. Biz öyle istemedikleri ki daha sosyalleşsin, daha güzel bir ortamı olsun ve biraz daha böyle arkadaş edinsin. Bu sosyal hayata da alıştırsın kendini istedik. Çünkü bir köpek gördüğü zaman heyecanlanan bir profil Moka. O yüzden onun için o 3 gün, 3 gece aslında çok etkili oldu. Artık eskisi kadar tepki vermiyor köpekleri görünce. Daha oyuncu moda girdi, köpeklerle oynamak istiyor. Bu bizim için sevindirici haber. Asıl güzel konu, oradan çıktık. Uzun bir yolculuktan sonra Cunda'ya gittik. Cunda Adası'na gittik. Orada Beyza'nın teyzesinin bir evi var. Sağ olsun bizleri davet etti. Dedik biz de bu fırsatı kaçırmayalım. Hem de görmediğimiz, bilmediğimiz bir yer. Genelde biz hep güneye iniyoruz. Ve oraya gittiğimizde gerçekten anlattıkları kadar güzel bir ortamla karşılaştık. İnanılmaz güzel bir deniz, inanılmaz güzel bir doğa. Ve Moka için de çok güzel oldu. Moka ilk defa denize girdi. Çok da sevdi denizi. Denizin içerisinde oynadık beraber. Onunla ilgili sosyal medyamızda zaten birçok video paylaştık. Onları da izlersiniz. Moka ile beraber uyudum. Onunla beraber vakit geçirdim. Beyza ile daha az vakit geçirmek zorunda kaldım. Çünkü Moka çok ilgiye düşkün bir köpek. Birimizden biri Moka ile ilgilenmesi gerekiyordu. Ben biraz daha Beyza'nın tatile ihtiyacı olduğunu bildiğim için o biraz daha böyle tatil noktasında daha rahattı. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? İşimizin başına döndük arkadaşlar. Alper hala gelmedi. O ne yazık ki bir rahatsızlık yaşadı. Covid'de yakalandılar bu bayramda eşiyle beraber. O yüzden karantinada, onun karantinası sanıyorum yarın bitecek. Ve önümüzdeki haftadan itibaren hani işin başında olacak. O yüzden benim için yoğun bir hafta geçti burada. İşimizle alakalı hani tabii ki yaz döneminde genel olarak bizim işlerde böyle bir şey olur, azalma olur. Onu yaşıyoruz ama çok şükür diyelim. Hani daha kötü günlerimiz oldu çünkü. O yüzden hani idare ediyoruz şu anda, bir sıkıntımız yok. Yeni işler geliyor, yeni başvurularımız var, yeni sponsorluklarımız oluyor. Bununla ilgili herhangi bir problem yok. Bundan sonraki süreçte de inşallah olmayacak. Artık Ağustos ayına gidiyoruz ve yine back to school dediğimiz Eylül'e de geleceğiz. Eylül'den itibaren zaten tam kapasite, tam güç çalışıyoruz. O yüzden bizim için şu anda gördüğünüz gibi tril tril gömleklerle hem ufak bir tatil havasında, hem havanın tadını çıkarttığımız hem de işimizin nispeten daha az olduğu günlerde keyifle çalışma yapıyoruz. Bizim için dinlenerek çalışma oluyor bu. Bu bizim için de tabii ki hani psikolojik olarak iyi. Çünkü tatilden gelen insanlar genelde biliyorsunuz bir yoğun bir tempo girdiği zaman bir afallıyorlar. Biz onu yaşamıyoruz çok şükür. Bundan sonraki planlarımızdan ufakça bahsedeyim size. Moka ile alakalı biliyorsunuz her videoda söylüyorum, kısırlaştırmakla alakalı düşüncemiz var.
Ama onun için biraz kış aylarını bekliyoruz. Çünkü şu anda yaz olduğu için onun da bir yarası olacağı için enfeksiyon riski vesaire olabilir diye korkusuyla şu anda onu kısırlaştırmayacağız. Bir yandan da işte kısırlaştırmayın diyen çok var. Yavrusunu isteyen var. Çok kararsız kalıyoruz. Yani bu konudaki düşüncelerinizi de yorumlar bölümüne eklerseniz çok sevinirim. Şimdi genel olarak arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Kısa bir bilgilendirme yapmak istedim size. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Herkese bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere.